Kadir, seninle ilgili çeşitli efsaneler var. Doğum yılınla ilgili, burcunla ilgili, evet. Seni izleyen, sevenler için şunları bir doğrularını söyleyebilir miyiz? Tamam. 79'lu diyorlar, öyle mi? Değil. Yani internette çıkan tüm yazıları gerçek gözüyle bakıyorlar. Evet. Bu da bir bakış açısı tabii ama 19 Nisan 1982 doğumluyum. Mersin'de doğdum, büyüdüm. İstanbul'a 17 yaşımın sonlarında 18 yaşında geldim. O günden beri de İstanbul'dayım. Hiç geri dönmedim. Oyunculuğu da 3-3,5 senedir yapıyorum. İlk küçük sırlarla başladı maceram. Çok sevdim, dört elle sarıldım. İlk baştan bu zamana kadar da eğitimi hiç aksatmadan devam ediyorum. Şimdi şu anda oynadığın dizi Pis Yedili gerçekten de muhteşem. Evet. Çok tutuyor. Orada bir repliğim var. Hangisi acaba? Birçok var. Bir çağır koşarak geliriz. Böyle bir şey diyorsun değil mi? Sen yeter ki çağır. Sen yürürsen ben koşarak gelirim diye tamam bir lafım var. Evet, evet. Herkesin sevdiği bir de sıkıntı yok lafım var. Dillere pelesenk olan bir sözümüz. O da Gani Müjde'nin harika bir projesi oldu. Konsept yarattı. Evet. Bir kişiye değil birkaç kişiye, ekip işine bağlı bir konsept yarattı ve başarısını hep beraber gördük. Hayatta öyle misindir? Biri yürürse sana koşarak gider misin hakikaten? Ben en başta insanlara her zaman güvenmeyi tercih ederim. Benim bakış açım hep budur. Bu yüzden çok zararlar gördüm. Birisi bana yürüdüğü zaman koşmayı her zaman tercih ederim. Zararlar gördün derken kariyerinde mi yoksa özel hayatında? Özel hayatımda. Özel hayatımda. Kariyerimde çünkü danıştım. Ders aldın mı? Tecrübe etmeye çalıştım, ders almaya çalıştım. Hala öğrenemediğim şeyler var açıkçası. Ama iyi niyetli olmak bence kötü değil. Devam bence edebilirsin, de. Güvenmeye kesinlikle devam etmek lazım. O güveni kesinlikle sarsanlar sonuçta düşünsünler. Öyle aynen demek lazım. Bazı röportajlarından alıntılar var. Sevgimle boğabilirim demişsin. Öyle mi gerçekten de? Ailemi, kardeşimi, sevgilimi boğabilirim sevgimi. Güzel yani bir sevgimi şey göstermeyi kötü severim. Hı. Ben de hiç kötüyü almıyorum zaten. Neler yaparsın mesela? Şımartırım en başta. Sevdiği şeylere odaklanırım, mutlu etmeye çalışırım, şaşırtırım. Onu sevdiğimi, onun farkında olduğumu, ona değer verdiğimi göstermeyi çok severim. İlgi alanlarını bilirim, özel günlerini bilirim, unutmamaya gayret gösteririm. Sevildiğini, sevdiğimi hissetmeye çalışırım çünkü aynı şeyleri ben de beklerim. Ne biraz güzel aslında karşılıklı mı? Ne güzel, ne güzel. Kariyerinin planlamasında bundan sonra ne adımlar var? Nasıl bir yön çizeceksin kendini? Dizide gerçekten çok başarılısın televizyonda. Şimdi sinemaya da adım atmış oldun, evet, hem de bir başrolle. Evet. Neler planlıyorsun bundan sonrası için? İlk başta yaptığım planım devam ediyor aslında. Dediğim gibi biraz da şans etkini çoktu hayatımda. Bu en sevdiğim mesleğime dört elle sarılma kararı aldığım günden beri en iyisini yapmak hedefim. İlk gün çalışmaya başladığım hocalarımı değiştirdim. Hedeflerim doğrultusunda çok iyi hocalarla çalıştım. Çalışmaya da devam ediyorum. Ben yatırımımı ilk başta kendime sonra da ekibime yapma kararı aldım. Bu doğrultuda çalışacağım. Oyunculuğu ayırmıyorum. Drama, komedi ya da sinema, dizi ya da tiyatro diye. Ben oyunculuğumu geliştirmek adına birçok yönde çalışmaya karar verdim. Planlarım da bu doğrultuda. Doğru insanlarla, doğru ekiple çalıştığıma inanıyorum. Marka yönetimini güvendiğim insanlara bıraktım. Eğitimimle kendim ilgileniyorum. Planım eğitimli ve her zaman hedeflenen bir insan olmak.